Şimdi neredeyiz? Hatay'ın. Hatay'a özel kağıt kebabındayız. Yani kağıt kebabı deyince siz anlamayın. Yağlı kağıdın arasına sürülür. Neyse şu geçsin bakalım, ondan sonra konuşalım. Siz anlamayın ki yağlı kağıdın arasına et dür, fırın at, yap, öyle değil. İşte gerçek Hatay usulü kağıt kebabı nasıl yapılır? Gerçekten damak çatlatan lezzet ve bu lezzeti hiçbir yerde bulamayacağınızı iddia ediyorum. Mutlak surette Zafer Çarşısı'na gelin. Orada Ankara'da bu lezzetin tadına bakın. Şimdi ustamız kendi lezzetini kendisi anlatacak, kendisi tanıtacak. Bizim yaklaş ustamıza. Söker misin? Evet, hoş geldiniz. Evet, Hatay'a özgü bir lezzet. Hatay, Antakya'ya ait çekim yaptı. Yiyeceğimiz bu. Şöyle kebap olarak. İsterseniz ben geçeyim ustam, şöyle sen bas, göster bize. Dünyaca ünlü Hatay sofrasından kağıt kebabı. Bu kağıt kebabı eşi benzeri olmayan Türkiye ilçesinde, yani Türkiye ilinde, genelinde damak tadına özgü bir lezzet. Kağıt kebabı deyip de hani aklımıza abimin de dediği gibi kağıda sarıp fırına sürmek değil. Bunun iki çeşidini sunuyoruz. Birisi tepside olması, fırına sürülmesi. Birisi kağıdın üzerinde fajda pişmesi. Bu lezzeti biz Türkiye genelinde bütün illerde tattırıyoruz. İnsanlarımız çok memnun. Halkımız çok memnun. Kağıt kebabı tamamıyla maydanoz ve kapya biberden oluşan ve satırla doğranmış direkt etle zırhlanan bir tattır, lezzettir. Kağıt kebabı Hatay'a özgü bir lezzettir. Hatay'a özgü bir kebaptır. Yalnız biz bunu Türkiye'de herkese tanıtıyoruz. Yöresel zamanlarda, doğallarda ve il ilçe genelinde tanıtıyoruz. Kağıt kebabımız şöyle ustamın bastığı gibi 200 gram etle beraber pişirme kağıdının üzerinde sarıca. Sarıca piştikten sonra gördüğünüz soslu lavaşa dürüm yaparak domates ve soğanını isteyene acı olarak takdim ediyoruz. İçinde hiçbir baharat çeşidi yoktur. Sadece içinde bulunan maydanoz, kapya biber ve samırsak, biraz da domates salçasıdır. Tamamıyla zırhla çekilen etimizde 200 gram çapında ustamın bastığı gibi kağıdın üzerine basılarak sarıcın üzerinde basılıyor ve kendisi eti tutmak için kararak onu katıyoruz. Ve bu lezzeti halkımıza tattırıyoruz. Ve herkesin memnun olduğu gibi biz de zevk alıyoruz bu işi yapmakta. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ne diyoruz arkadaşlar? Gerçekten inanılmaz derecede hoşuma gitti. Hem görselli hem yapılışı. Zaten yememe gerek yok. Dokusundan ben ne olduğunu anladım. Şimdi ustamız bunu pişirecek. Pişirirken gösterecek. Gösterdikten sonra servis yaparken de gösterecek. Ustamıza kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Kağıt kebap. Hatay'a özgü kağıt kebap. Gördüğünüz gibi çeviriyoruz. Hiçbir dağılma olmuyor. Tamamıyla pizzayı andıran bir görselliği var. Yalnız pizzayla hiçbir alakası yoktur. Tamamıyla kağıt kebabıdır. Tadı mükemmeldir. Arkadaşlar şimdi ben burada ustaya karşı çıkıyorum. Pizza bana göre yiyecek değil. Evet. Yani bu Hatay'ın kağıt kebabını pizzaya benzetirsem Hatay'ın kağıt kebabına yazdım. Hiçbir şekilde pizzayla alakası yok. Bunu yiyen kriz geçirir. Lezzetten kriz geçirir. Alışkanlık yapar. Bir tanesi tamamıyla çok tutuyor. Bayağı bir zaman acıktırmıyor. Şimdi ustamız tekrar işine dönsün. Tekrar dönelim. Böyle ortadan veriyoruz. Avrupalı değil misin Hatay'ın kağıt kebabı? Onlar kurban olsunlar buna ya. Aynen. Pizza ne ki ya? Katıyoruz. Domates katıyoruz. İsteyene ekstra acı katıyoruz. Acı katıyoruz. Kağıt kebabımız piştikten sonra soslu lavaş arasına şu şekil katıyoruz. Şu şekil takdim ediyoruz. İsteyene tabakta o serviste porsiyon olarak da gösterebiliriz, takdim edebiliriz. Efendim, eline sağlık ustacığım, çok güzel. Bunu zaten bu halini bozmayacağım, bu doğru hali. Gördüğünüz gibi ters servis olarak efendim fişimizi alıyoruz, takdim ediyoruz. Afiyet olsun. Bu hangi kanalda çıkıyor? Kendimizi izleyebilir miyiz? Bu çok iyi. Akşam kanalında.
Evet, Hatay'dan Antakya'dan kağıt kebap. Muhteşem tat. Evet. Hatay'a gitmeye gerek yok. Biz Hatay'ı buraya getirdik. Eşsiz tek lezzetli. Buyurun. Kebabı getirdik. Eşsiz tek lezzet. Gördüğünüz gibi şekil. Hatay'a gitmeye gerek yok. Biz ayağınıza geldik. Siz de bize geliyorsunuz. Muhteşem tam. Yiyen hasta oluyor. Evet. Ben düşünmüyorum. Tek lezzet. Alışkanlık yapar. Alışkanlık yapar. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Zafer Çarşısı'na ayrılacağız. Ayrılmadan önce de ne diyoruz? İşte Bolu ustamız, Hataylı ustamız. Bunlarla bir veda yapalım dedim. Kahlarını helal etsinler. Hem yedirdiler hem içirdiler. İnanılmaz derecede beğendim. Tekrar arkadaşlar hoşça kalın derken ne diyoruz? Hakkınızı bir daha helal edin diyoruz. Helal Allah hayırlı işler versin. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi gelsin. Gerçek akşama köftesi neymiş? Şimdi nasıl basılıyormuş? Ustamız onu gösterecek. Kızım ustamıza dön. Merhaba. Şadi tanım konuş. Akşama köftesinin bir özelliği var. İçinde sadece sarımsak bulunur. %100 bu ayetine olur. Bu ayetinin kaburga kısmından yapılır. Ya, çektin mi? Konuş, konuş. Akşama köftesi. Hayır. Akşama köftesinin bir özelliği daha var. 30 santimle 1 gram arasında olur. Avuç içi basılıp 3 parmağınızda parmak izi bırakırlar. Evet, görmüş olduğunuz ustalarımız burada hazır vaziyette. Anlat ustam. Şimdi arkadaşlar ben ustamıza kolay gelsin diyorum. Ustamız bize hem akşamat köftesinin özelliğinden bahsedecek, hem lezzetinden, hem hayvan neresinden olması gerektiğini. Kısacası akşamat köftesi yemek istiyorsa nereye gelecek? Trabzon Akçabat. Trabzon Akçabat'a geleceğim ama yöresel ünlüler olduğu için nereye geleceğim? Zafer Çarşısı'na geleceğim. Hemen Sıhhiye doğru yürürken, Kızılay'dan aşağı doğru yürürken. Şimdi ne diyoruz? Ustamıza kolay gelsin diyoruz. Akçabat köftemizi hangi ustamız tanıtacaksa tanısın. Recep Bey tanıtır mısın? Merhaba, hoş geldiniz. Burada arkadaşlarımızla vatandaşlarımızla şöyle 30 santim büyüklüğünde boğa etine oluşan, içinde sadece sarımsak bulunan, şöyle bir köfte sunuyoruz. Bunun adı da Trabzon Akçabat köftesi. Akçabat köftemizi pişiriyor. Yakından göster bizim. İnanılmaz derecede güzel kokular geliyor. Evet. Usta marifetini göster. Akçabat köftesi. Köftemizi attık ızgaraya. Izgaraya attıktan sonra içini devamlı çeviriyoruz. Çevirdikçe şişiyor köfte akşamat köftesi. Fazla bir uzun süre kaldığı zaman kuruma yapar. Müşteriye sulu vaziyette sunmak gerekiyor. Diyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. 4 tane 5 lira. 4
Bugün neredeyiz? Yöresel lezzetlerde Zafer Çarşısı'nda Ankara'da Kızılay'da Sıhhiye doğru yürürken burada sıcak tandır ekmekleri yapılıyor yöresel. İnanılmaz derecede güzel, inanılmaz derecede şahane. Hepinizin mutlak surette bu lezzete bakmanızı, bu lezzeti tatmanızı isterim. İki hafta burada. İnşallah ara ara ben de gelip bu arkadaşları ziyaret edeceğim. Ne diyeyim? Yani ekmeğin kokusu bile insanı alıp köyüne, memleketine götürüyor. Şimdi kardeşimiz nasıl yapıyor bu ekmeği? Ekmekler burada. Buyurun. 4 tane şuna. Buyurun. Dördü bekliyoruz. 4 tane. Hemen. Kapat baba. Buyurun efendim. Buyurun. Sıcak sıcak ekmekler burada. Buyurun. Ekmekler sıcak daha önce yapalım. Bu kokun kesinlikle ve kesinlikle sizi ta alıp çocukluğumuza götürecek. Köyümüze, memleketimize götürecek. Şimdi ne diyoruz? Arkadaşlara kolay gelsin diyoruz. Allah işlerini hayırlasın. Mutlak surette Zafer Çarşısı'na bekliyoruz. Yöresel lezzetler. Teşekkür ederim.